diyenler. Bakın durum nedir ona bakacağız. CHP'li milletvekiller vekilleri Beyoğlu'nda pazar esnafının sıkıntılarını dinlediler değerli izleyenler. 9 numaralı haberimizde yine bunlar yer alıyor. Mahalle sakinleriyle buluştular CHP'li milletvekilleri. CHP milletvekilleri Eren Erdem, Yunus Emre ve Yüksel Mansur Kılıç'la Beyoğlu ilçe başkanı Ali Asker Ekici, vatandaş ve esnafın dertlerine ortak oldular. Ali Morca mikrofon uzattı. Beyoğlu esnafı zamlardan ne durumda şikayetçi? Hemen aktaralım. 9 numaralı haberimizde ayrıntıları izliyoruz. Fiyatlar çok pahalı. Geçim sıkıntısı çok çekiyoruz. Her şey ateş pahası. Emekli maaşıyla geçinemiyoruz. Elektrik zamları almış başını gidiyor. Üstesinden gelemiyoruz. Elektrik faturası kiranın yarısı geldi. Öyle diyeyim yani. Yani çok insanlar çok zor durumda. Anacığım güzel. Böyle bir şey var mı? Nasıl düzelteceksiniz? Nasıl olacak? Bu insanların hali ne olacak? Biz bu zamları geri çektireceğiz hükümete. Neden bahsediyorlar? Nereden bahsetsinler? Evet. Çayın fiyatı ne durumda? Biz zam yapmadık. Yarım bardak çay isteyen var mı? Vatandaş hep mağdur yani. Vallahi elektrik fiyatları zaten sormaya gerek yok. Herkes görüyor. 500 liralık elektrik faturaları 1000 liraya çıkmış. Fiyatlar çok kötü. Halk ne yapsın yani? Vallahi alamıyoruz bir şey. Sonuç yok. Sonuç. Tamam ne sonuç sen yok, söyle. Söyle. 30 lira ne alıp da ne yiyeceğiz? 20 yıldır aynı iktidar var. Aynı iktidara hep yüklemeyin. Biraz da kendinize yükleyin. Neyi alamıyorsun? Aa, 25 lira patlıcan. Kışın onu da yeme. Yemeyim. Yazın ya. Yemeyim onu yeme, bunu yeme. Ne yiyeceğim? Nasıl yapalım ya? Nasıl yapalım ya? Tarttırdınız. Bir biberin kilosu, bir tanesi. Kilosu demeyelim. Bir tane biber. Bir tane domates 21,5 lira. 21,5 eksik lira, söyledin doğru. Abi. Evet. Bu vatandaş lira. Ne yapacak? Ne yapacak bu vatandaş? Şu salatalığın gelişi 16 lira. Şu patlıcanın alışı 21 lira. Yani 21 lira. 25 liradan çarpıyorum 6,5 lira geliyor. Domatesi kaçtan alıyorsun? Domates 12 lira. 15 liradan çarpıyorum 3,5 lira geliyor. Yani kilodan 2 lira para kazanıyorum. Bu yani. Halkın en temel ihtiyacı olan gıdaya rahat erişmesini sağlamaması. Bu artık bu gördüğünüz gibi bir biber, bir domates, bir salatalık ve bir patlıcan almak, tane tane almak bile ciddi fahiş rakamlara harcamayı gerektiriyor. Bu zam düzenini değiştireceğiz. Şimdi vatandaşın durumu ne yazık ki perişan. Yani fiyatlar çok artmış, maaşlardaki artışlar bu fiyat artışlarının çok gerisinde kalmış. Bunun yanında son günlerdeki faturalardaki fahiş artışları ise çok önemli bir yıkım yaratmış vatandaşta. Slogan da şu: az kaldı. Vatandaş bizi çeviriyor, diyor ki az kaldı. Neyin az kaldı? Zaten hepimiz biliyoruz. Ne diyoruz? Geliyor, gelmekte olan diyoruz. Evet, bu elektrik ve doğalgaz faturaları gerçekten can yakıyor. Esnaf diyor ki bana 180 lira gelen elektrik faturası 500 lira geldi, 600 lira geldi. 2 kat, 3 kat faturalarda artış var. Protestolar kendiliğinden gelişiyor. Vatandaşın tepkisi olarak gelişiyor. Buradaki mesele ne? Fiyatlar adil değil. Onun bir adil fiyatı vardır. Ya bir ekmeğin ederi bellidir, değil mi? Ama bugün elektrik fiyatı, doğalgaz fiyatı Türkiye'de adil değil. 20 yıl boyunca aynı nakaratı tekrarladılar. Bizden önce gaz yağı vardı, bizden önce mum vardı. Vatandaşı mum yakacak hale getirdiler. Kendilerinden öncesine atıflar yaptıkları her cümle neredeyse ülkenin başına gelir hale geldi. Vatandaş kendi kaderine terk edilmiş durumda. Ampul, evet, vatandaşa bir çağrı da yapmak isterim. Seçim sattığına girdiklerinde, kabinin içine girince, ampulü gördüklerinde akıllarına elektrik faturası gelsin. Yani ampul ile elektrik faturası arasındaki organik ilişkiyi hiç unutmasınlar. Ampul patladı, gerçekten bu vatandaşın da ampulünü yakamaz hale getirircesine bu dönemi bir pahalılık ve zam zulüm dönemine dönüştürdüler. Biz bunun üstesinden geleceğiz. Pazarın bir esnafı var, bir alışveriş yapanı var, bir de pazar esnafına
satış yapan esnafımız var. Alışveriş için gelen vatandaşlarımız çantaları boş dönüyorlar. Ben olaylara şöyle bakıyorum. Sarayla pazarın arasında uçurumlar var. Saraydakiler maalesef pazardaki fiyatları görmezlikten geliyorlar. Ama nereye kadar görmezlikten gelecekler? Şöyle söyleyeyim, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemini söyleyeyim. Çocuklar yatağa aç girmeyene kadar bizim mücadelemiz devam edecek ve ilk seçimde pazardaki bu insanlar, bir tane domatesin 4 lira olduğu, 4 liraya alan insanlar ilk seçimde cevabını verecek. Evde bir şey yapayım. Bir şey olmaz, ben de ararım. Sana kapat. Sana.